Yunus Akgün ile ilgili Mehmet Hiçbir Avrupa'dan yok. talepler olduğu Hayır. takip edildiği daha doğrusu konuşuluyor. Bugün net istihbarat sahibi oldum. Ben haftaya mı olur ondan sonraki hafta bilemiyorum. Yunus Akgün ile Galatasaray'ın yeni sözleşmesini artık realize etmesini bekliyorum. Görüşmeler gayet olumlu bir havada ilerliyor ki zaten Yunus 900 bin TL ile Galatasaray'da oyuncuların zaten... Yerli oyuncu düşünüyorsak 7-8 milyon TL, yabancıları düşünüyorsak evet. 1,5-2 milyon euro bandında ortalamalar. Yunus'un da muhtemelen 10 milyon TL'nin üzerinden, hani rakamı bilmiyorum ama bir sözleşmesi uzatmasını bekliyorum. Bu süreçte bence Yunus mesajı aldı. Son maç kadroya alınmamasının. 3 gündür sürekli paylaşımlar da yapıyor. Tatil yapmayıp bireysel çalışma yaptığında Yunus da muhakkak kazanılacak. Bence o konuca doğruyu şöyle yaptı. Raşitsa'yı 11'e monte ederek yani Kerem Barış Alper Yunus'tan iyi olan oynayacak. i̇şte yani Barış Alper Beşiktaş maçına koydunuz. iki gol hazırladı. Döndünüz Kerem'i evet. Başakşehir maçına attınız. Hattrick yaptı. Yunus, Kerem yani bu tarz yani klişe olacak Melike ama Avrupa'da böyle oyuncular çıktı mı ne güzel Avrupalılar bu oyunculara sabrediyor diyoruz. İş bizde oldu böyle hemen harcama üzerine evet. bir oyuncuya karşı. Yusuf'la ilgili son bir detay da söyleyeyim maçlarda izlediğim kadarıyla. Arda Güler'de de aynısını görüyorum. Bazı, bazı özellikler kolay kazanılmıyor. Örnek Taylan Antalya bence çok iyi bir oyuncu. İzmir çıkışlı zaten ama çevre kontrolü sıkıntılı Taylan. Ankara gücüne devam ediyor. Örnek geçen sene Trabzon'da Visca'nın attığı gol Galatasaray Trabzon maçı. Yusuf'un çevre kontrolü de çok iyi. Bir sonraki hamle hep düşünüyor. Ben o yüzden ne olursa olsun yani e, o günü söyledi olasılık da elbette düşünülebilir. İşte Emre Kılıç gitti, Taylan gitti ama ben yani Galatasaray'ın o ne yapar eder Yusuf'u bir şekilde Galatasaray içinde kazanmaya çalışırım. E, düzenli sürelerin arttı. Şöyle mesela yani Yusuf rahatlıkla bugün Avusturya'ya gönderseniz kiralık oynayacak bir takım iyi takım. Çok rahat bulur. E, Hollanda'da keza öyle. Belçika'da tam böyle kendini özgüvenini kazanacağı liglere tekrar geçiş yapıp bir yarım dönem geçirebilir. Çünkü mevcut kadroyu düşünüyorsunuz. İşte e, sağ tarafta Raşiska artık formanın ilk adayı konumunda bunu sonuz olmaması oyuncu... gerekiyor. Oynamamak işte geri gitmek. Yani ya 6 aylık süreçte Hollanda, Belçika gibi mesela orada skor yaptıkça o bir özgüvendir. Rahatla skor yapılan ligler bunlar mesela. Ee, bu futbolcular için bir özgüven kazanımı olur. Yeni bir deneyim olur. O deneyimle birlikte buraya geri dönüş yapabilir. Çünkü yani 3. oyuncu konumunda olacaksa sağ kanatta sağ düşünülüyor. Sağda 3. oyuncu konumunda olacaksa ve lig sonunda geldiğimizde ya yani Yusuf'un kaç maç oynadı? 7 tane maça çıktı işte. 250 dakika oynadı. Nasıl kazanacaksın? Ya yani makul bir kariyer planlaması yapılması lazım bu kalan süre için diyorsunuz. Peki Engin Bey'in bir sorusu var. Galatasaray sol bek transferi yaparsa demiş. Emre Taşdemir, Taşdemir ve Kazımcan'a yazık olmaz mı? Bu oyuncular gelişmeye açık hem de Galatasaray hem milli takım. Ki çok erken e, yani şunu hatırlatalım izleyicilerimize. 23 Aralık'ta başlıyor lig. 12 Ocak sanırım transfer dönemi bir 4 maç daha oynanacak. Yani muhakkak o 4 maçtaki sol bek performansı ki Emre Taşdemir'in Antalya kampına yetişeni biliyorum son maç sakal. Aslında yani Okan Hoca'nın elinde 3 tane sol bek var zaten. Emre Taşdemir, Kazımcan, Fana Not. Fana Not ikisinden de daha iyi bir oyuncu. Çok iyi oyuncu olmasa da. Ama yerli kuralı o bölgede Okan Hoca'yı Kazımcan, Emre tercihlerine itiyor. Geçen sene Trabzonspor sol bekte idare ederek şampiyon oldu. Galatasaray'da şu an işleri bakarsak artuçla Raşit Sağlık Kardiyo nasıl yer açtınız Mertens'e? Sol bekte yerliğe dönerek Kazımcan Emre dönüşümlü oynamalı bence yapılması gereken Kazımcan'ı e, kazanmak. Ben yani Emre Taşdemir'in ne yazık ki o yaşadığı sakatlıklar geçici evet, çözüm olur. Kalıcı çözüm olmaz. Sakatlığı Ama, peki? E, Antalya kampına yetişiyor. Antalya kampı da 8 Ocak, 8 Aralık'ta başlıyor. Yani oyuncu belki İstanbul'daki hazırlık maçlarına yetişmeyebilir ama Antalya kampında kesin olacak. O gün Beşiktaş'ı takip ediyor. Kazımcan Beşiktaş'ın da gündemine geldi. Yani. Evet. Hatta Beşiktaş muhtemelen Kazımcan'ı alsa belki yabancı masuak hamlesini yapmayabilirdi. da e, Rıdvan'dan sonra yani Rıdvan'ın yerine düşünülen oyuncuydu. Evet, yani çok uçurum yok. Tamam Rıdvan şu an Kazımcan'dan daha iyi bir oyuncu ama... Kazımcan'da da ısrar ederseniz e, yani Rıdvan kadar olmasa da sizi idare edecek performansı ulaşabilirsiniz. Ben son Başakşehir maçında da yani iyi oynayan takımda Kazım da bence sırıtmaz. Çünkü top tekniği olan bir oyuncu tam aksine o da futbolunu geliştirir. Ya bir şey söyleyeceğim. Ee, şimdi Trabzonspor mesela geçtiğimiz sezonki sol bek örneği güzel bir örnek. Puaçla vesaire oynadı. İlk devre farklı. Yani idare edecek oyuncular oynadı sürekli. Bir sezon önceki şampiyon Beşiktaş'a geçelim. Rıdvan Yılmaz da başladı ama En Sakal'a daha çok süre aldı mesela. En ile şampiyon oldu Sergin Hoca. Evet. Ya şöyle bir şey o gün. Bekler yani, çok önemli ama Galatasaray'ın zaten sağ tarafı çok iyi. Saşa Bayo Dubuha yani. 11 kadronuz kusursuz olmaz. Sol bekte de pek hala. Fana Not bence kötü sol bek değil. Artı 3 artı bir de maliyeti. Yani o maliyete başka sol bek mi yok? 1.9 milyon euro bonuslarla 2.5 milyon euro. Ama ne olursa olsun Galatasaray'ın elinde oyuncu var. Ben çok transfer, e, yani haberler elbette yazılıp çizilecek ama bence yani Okan Hoca bir dört maç, hatta maçı da söyleyelim Galatasaray-Fenerbahçe maçıyla e, yani o maçtan sonra transfer tahtası açılacak. Fixtüre baktım ben, dört maçı var Galatasaray'ın işte. İstanbulspor'la başlıyor, Sivas Deplasman'a gidiyor. Yani o dört maçta örnek veriyorum, 10 puan çıkarttığını düşün. Neden transfer yapsın ki Galatasaray'a? Yani biraz biz, e, yani bu insanlara burada şey e, yani yüksek perdenle de konuşmak gibi olacak ama çok transfer odaklıyız hep. Her çözüm işte Galatasaray'ın şu an 14 hafta bana en iyi oyuncusunu sor Saşa Boya derim. Yeni transfer mi takım içi transfer. Elbette şimdi Icardi, Raşisi'nin yeteneklerini, kalitelerini, katkılarını sorgulayacak değilim ama 13 transfer yaptı zaten Galatasaray ve Galatasaray'ın iyi bir kadrosu var. Geçen seneki gibi sıkıntılı bir kadro yok. Bugün yani bilmiyorum Galatasaray'a serbest bırakılsın. Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor'dan kadrolarınızı oyuncu al deseler çok üçer dörder oyuncu almazlar. Yani muhtemelen oyuncu grubu Galatasaray'ın fena değil. Galatasaray'ın fikstürü geldi ekrana bu arada. O gün bir şey söylüyordun. Ya şimdi şöyle, mesela bu transfer konularında işte sezon bitti diyelim Galatasaray şampiyon olamadı. Sol bek alsaydık şampiyon olurduk diye bir şey yok bence mesela. Ama forvetimiz olsaydı şampiyon olurduk diye bir gerçek var. Eğer Icardi ya şimdi ben mesela kaleci iştirmezse... bir başarıya giden yolda evet yani bekler tabii ki çok önemli. Bu ayrı bir şey. Takım bütünlüğü açısından önündeki oyuncuyla uyumu, e, hücumda verici yani, e, ofansif beklerin hücumdaki katkıları ya da tam tersi e, savunma yönü iyi olan bekler oluyor. Ama e, şampiyonluğu belirleyici unsur içerisinde bir forvet, bir orta saha kadar etkisi olmuyor takımlara. Yani Trabzonspor da sezon bunun örneğiydi. Bir sezon önceki Beşiktaş da bunun bir örneğiydi. Ama şimdi bir forvet farklı. Forvetiniz bitiremedikten sonra hiçbir zaman sonuca gidemiyorsunuz. Ya da kaleciniz kale ve santrafor kadar Ya da bir detay daha verelim bugün. Galatasaray 13 maç oynadı. Konya maçı sol geçen Dübüan asistiyle rakip Kalvo kendi kalesine attı. Karagümrük maçında da ilk golü Emre Taşdemir ikinci gol hazırladı. Yani sol bekte oynayan oyunculardan 13 maçın ikisini kurtardınız. Ya yani bir de şimdi problem şurada. Farz edelim Galatasaray sol bek alacak. Aldı da diyelim. Anhold gitti ve Galatasaray sol bek aldı. Ondan sonra başlayacak tartışma süreci şu. Üçüncü yerli kim olacak? Tabii tabii zaten şu anda bile tartışılırken. Ya, yerli yerli var. Bir tane alabileceğiniz yerli var. Bir tane Rıdvan. O da şöyle anlamsız Kazımcan'ı niye aldınız derim ben. Evet. Yani Kazımcan'a da sonuçta bedavaya almadınız. 1 milyon euronun üzerinde bir yatırım yapıp aldınız. Yani rakiplerinizin istediği bir oyuncuydu. Ya bir yani. de şöyle bir şey bu yani şey gibi algılanmasın ama Rıdvan'la Kazımcan arasındaki fark örnek veriyorum. Uğurcan'la Süper Lig'deki X bir yerli kaleci arasındaki fark kadar büyük değil. Evet. Ee, Rıdvan evet bence de e, Kazımcan'dan şu an daha iyi bir oyuncu ama Kazımcan çok genç daha 18-19 yaşında bir oyuncu. Bir şekilde ısrar edeceksiniz. İyi takımda daha iyi olabilir. Bazen bazı takımlarda hani böyle kötü takımda sivrilemezsin ama şu an Galatasaray'ın elindeki oyuncu grubu gayet iyi.